Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ahşaba budak dokusu nasıl verilir, budak dokusu yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunları anlattım ve bunları anlatırken de sizlerin fikri olması açısından 4-5 farklı tasarım yaptım. Benim daha önceden boyadığım fakat kahvaltı takımımı değiştirdiğimden dolayı hani şu anda uymadığını düşündüğüm ahşap suplalarım vardı. Onların üzerinde değişik tasarımlar uyguladım. Hepsini tek tek videomda anlattım. Tabii budak dokusu aslında hani daha büyük objelerde daha güzel bir görüntü veriyor. Ben mesela salonumun yemek masasını boyadım. Zaten videomun sonunda da eski çalışmalarımda uyguladığım budak dokularını göstereceğim. Yine de bir sorunuz olursa buradan veyahut da Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca daha önceki çalışmalarımı da görmek isterseniz Instagram hesabım Design by Figen. Görüşmek üzere, iyi seyirler. Bunlar videomun başında da bahsettiğim gibi yenilemek istediğim suplalarım. Kullanacağım malzemeler tabii ilk aşama için. Beyaz boya, rölyef pasta, budak tarağı ve her boyamada mutlaka olmazsa olmazımız kirli fırçalarımızı koymak için bir bardak su ve nemlendirmek için fısfıs kabımız, içerisinde su olan fısfıs kabımız. Öncelikle boyamızı kabımıza döküyoruz. Tabii ki boyamız hibrit. Multi-surface, yani markaya göre adı değişen çalkıt, veri çalkı gibi boy olması gerekiyor. Çünkü malzememiz vernikli ve boyalı olduğu için tutuculuğu daha iyi olan bu bahsettiğim boyalardan kullanmamız lazım. Aynı şekilde mobilya yenilerken de normal düz style mat denilen işte akrilik boyalardan kullanmamamız lazım. Tutuculuğu daha iyi olan multi-surface veyahut da hibrit boya kullanmamız gerekiyor. İlk katı astar katıdır. Her zaman böyle düşünün. Astar kapatmaz. Astar kapatıcı bir özelliği olmaması gerekiyor. Dolayısıyla biraz sulandırıyoruz bile hatta boyayı. İyi tutsun, daha dayanıklı olsun. İleride herhangi bir çarpmaya, darbeye karşı dayanıklı olsun diye biraz sulandırıp ilk katını atıyoruz. Boyamız iyice kuruduktan sonra rölyef pastayı kabımıza döküyorum. Tabii normalde vernikli işlem görmüş mobilyalarınızı boyadıktan sonra yani astar katını attıktan sonra en az bir hafta beklemeniz gerekiyor ki boya daha iyi mobilyaya veya işte malzemeye tutunsun. Fakat benim zamanım kısıtlı olduğu için size 4 farklı uygulama, tasarım göstereceğimden dolayı sadece birkaç saat bekledim. Ve rölyef pastamı göz kararı 5'te 1 oranında bu şekilde sulandırıyorum. Ve iyice krema kıvamına, krema görüntüsüne gelene kadar iyice karıştırıyorum. Rölyef pastayı bu şekilde bolca suplama sürüyorum. İyice kalın bir tabaka olacak şekilde sürüyorum. Ve budak tarağıyla budak tarağının altında C şeklinde bir işaret var. O malzememize değecek şekilde bakın bu çok ufak bir bilek hareketiyle budak oluşturuyorum.
Eğer yaptığınız budak görüntüsünü beğenmezseniz tekrar tekrar yine rölyefinizi objenize sürüp tekrar tekrar yenisini yapabilirsiniz. Yani görüntü hoşunuza gidene kadar, yani bu sefer oldu, bu sefer gayet güzel oldu, düzgün oldu diyene kadar işlemi tekrarlayabilirsiniz. Rölyefimiz iyice kuruduktan sonra, yani yaklaşık 2-3 saat sonra mavi olarak tasarladığım suplamı bu şekilde boyuyorum. Mavi rengi kapatıcı olduğundan bir kat boyayacağım. Boyama işleminiz bittikten sonra artan boyanızı bir çubuk yardımıyla veyahut da o anda elinizin altında, yani veyahut da yakınlarınızda bir çubuk yoksa fırçanızın sapıyla bu şekilde boya kabınıza geri koyabilirsiniz. Boyamız kuruduktan sonra bakın bu şekilde budak yaptığımız yön doğrultusunda aynı çizgide zımparalıyoruz. Ve bu şekilde bir görüntü oluşturuyorum. Bakın yakından da göstereyim. Kenarlarını da. Son olarak da stencil uygulayacağım. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Stencil uygularken en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan biri stencil'ımızın hiç kıpırdatmamamız lazım. Yani boyama yaptığımız sürece hiç kıpırdatmamamız gerekiyor. Bu nedenle kenarlardan kağıt bantla yapıştırdım. Bir diğer nokta da boyayı stencil fırçamıza veya işte sünger fırçamıza yükledikten sonra her zaman fazlasını bırakıyoruz. Diğer budak tekniği uyguladığım suplama iki kat S-beyaz sürdüm. Çünkü ilk katta kapatmadı. Yağlı boya uygulayacağım. Açık renk istediğimden çok az yağlı boya sıktım. Van Gogh'un 403 numarasını kullanıyorum. Ve biraz fazlaca tiner döktüm üzerine yağlı boyamı inceltmek için. Ve bakın bu şekilde eskitme fırçasıyla, tabi her zaman eskitme fırçasıyla sürmemiz gerekiyor. Tüm eskitme tekniklerinde olduğu gibi eskitme fırçasıyla sürüyorum, siliyorum. Bir tık daha koyu olmasını istedim. Ne yaptım? Tekrar aldım ve bu şekilde biraz daha yoğun uyguladım. Ve temiz bir bez yardımıyla sildim. Açık renk olmasını istiyorsak az yağlı boya, fazlaca tiner döküyorum. Yağlı boyayı incelttiğim için tabi bir saatte kurudu. Yine zımpara yapacağım.
Fakat bu sefer biraz daha az zımparaya yapıp çok hafif, bakın bu şekilde bir görüntü oluşturdum. Şimdi birazcık daha koyu bir görüntü oluşturmak istiyorum. Bu defa iki renk kullandım. Yine Van Gogh'un 409 numarasından biraz fazla sıktım ve çok azıcık da içerisine 403 kattım. Bakın bu şekilde koyu bir renk oluşturdum. İçerisine çok az tiner kattım, koyu renk görüntü olmasını istediğimden. Ve yine fırça yardımıyla uyguladım. Yine kuru bir bez yardımıyla siliyorum. Bu kısımların koyu kalmasını tercih ettiğimden o kısımlara pek dokunmuyorum. Ne kadar çok açılmasını istiyorsam o kadar çok siliyorum. Tabii elinizde yağlı boya yoksa eskitme kremi de kullanabilirsiniz. Tabii bu şekilde de kalabilir. Fakat ben değişik bir teknik göstermek istediğimden stencil uygulayacağım. Stencil'ıma gölge vereceğim. Gölgeli bir görüntü oluşsun istiyorum. Yine kağıt bant yardımıyla sabitliyorum bu şekilde. Önce kahverengiye boyadım. Bakın bu şekilde. Hiç kıpırdatmadan arzunuza göre hangi tarafta gölge görünmesini istiyorsanız sağa, sola, yukarı, aşağıya çok az 1-2 milim kaydırarak tekrardan dantel rengiyle stencil'ımı boyuyorum. Bakın yakından da göstereyim. Çok güzel bir görüntü oldu. Şimdi de yine yağlı boya uyguladığım suplama biraz yoğun bir şekilde zımpara yaptıktan sonra fırçamı hiç tekrardan yağlı boyaya batırmadan kuru süpürme yaptım. Bakın yakından da göstereyim. Bu şekilde de çok güzel bir budak dokusu, budak görüntüsü oluşturabilirsiniz. Son olarak da yine suplama stencil uygulayacağım. Fakat bu defa stencil'ımı renkli uygulamak istiyorum. Ve her yerini uygulamak zorunda değilim. Kullanmadığım kısımlarını taşmalar olmasın diye bantlıyorum. Ve bu defa sürme tekniğiyle değil, silme tekniğiyle, yani yağlı boyamı bu şekilde silerek değişik, farklı bir görüntü oluşturuyorum. Tabii her yerine değil. Mavi görmek istediğim yerleri boyadıktan sonra bu kısımlarında kahverengi boyamayı tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı,
Videomu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.